Günaydın canım Türkiyem, güzel Kayserim. Güzel bir hafta olması dileğiyle efendim. İnşallah hafta sonunuz güzel geçmiştir. Güzel temennilerle başlayalım ki bu hafta işte son seçime bir kala ki bir hafta olacak hepimiz için. Tabii saçımın olduğu günde ayrıyeten de güzel annelerimizin anneler günü olacak. Güzel temennilerle güzel bir haftaya başlamak umuduyla efendim. Bugün e, gene sizlerle e, tekim <laughs> yani gene bir konuğum yok. Ama haftaya inşallah çünkü her konuk edinmeye çalıştığımda kişiler heyecan yapıyorlar ya da işte ya Melike ablacığım işte şöyle biz ne konuşacağız? Hani işte nasıl ne konuşsak da şöyle olsa gibi şeyler yapıyorlar. Heyecan basıyor insanları Bilmiyorum neden. Çünkü ekranlar karşılamak hem zor hem çok keyifli. Öyle diyeyim. Haftaya ekibimle güzel güzel başladık gene değerli çocuklar. Değerli terazi ve değerli başağımla seviliyorsunuz ekibim. Şimdi... Güne öncelikle küçük küçük notlarla başlayacağım efendim. Sonrasında ilk altı burcu bugün anlatmak istiyorum. Sonrasında da Perşembe günü diğer altı burcu biraz şeyden gidiyor ama ilk altı burçla devam edeceğiz. Şimdi efendim biliyorsunuz bilinçaltımız biz neyi söylersek onu kabul ediyor. Bir kere bunu lütfen kafanızdan hiç çıkarmayınız. Güzel bir şekilde yol almak istiyorsanız işte o bilinçaltını size ne söylemek istiyorsa şuradan çıkana şuradan ve şuradan kabul olduğunu düşünerek yani aklımız ve kalbimiz onu onaylıyor olacak. Bu yüzden de lütfen iyilik edin iyilik bulun Rahman suresindeki gibi. Bundan daha iyi ne olabilirdi? Çünkü orada şimdi öyle bir şey ki çabasına bağlı kılan bir dinimiz var. Ayrıyeten kişilerin iyilik etme noktasında ben hep şunu temenni ederim. Yani niyet noktasında nasıl yol almak istiyorsanız yani aslında neyi düşünüyorsanız onun kalbinin ekmeğini yer modunda yaşamak lazım. İyi düşünün ki iyi şeyler yaşayalım inşallah. Şimdi e, Aristo'nun dediği gibi umut diyor uyanık bir adamın rüyasıdır. E, bu lafla başlamak istiyorum çünkü umutsuz yaşanmıyor. Uyanık olmalıyız bu umutsuz bir yaşantı hiçbirimiz için de normal ve temennisiz olmamak da lazım. Şimdi öyle bir şey ki farkını fark et ki, Yaşamını düzenli kılasın. Şimdi bence şu zaman diliminde özellikle şu retro, dolunay tutulmalar bize farkındalığımızı arttırmak için yapılmış bir takım uyarılar, mesajlar veya uyaranlar olarak gözlemliyorum. Yani gerek e, gökyüzünün genel aurasına baktığımızda işte toprak kaymalarıdır, işte belli hareketlilik, doğadaki farklılaşma aslında şunun e, Uyanışa geçmemizi, hani geçen hafta paylaştığım bir şey vardı. Kapanışı da o şekilde yapacağım zaten. İnşallah e, kalbinizin kıblesini. Bir değerlendirin ben ne için, hangi amaçla, hangi yönle buradayım aslında? Amacım ne? Ben hangi vazifeyle bu hayatta yer alıyorum? Yani birini eğitmek mi, birine bir şeyler katmak mı? Ne anlamda farkındalığımız çok önemli. Sonrasında zaten tevekküle geçtiğimiz boyutta uyanışa uyanabileceğiz. Yani bunları yapmadığımız sürece, yani kalbimizin kıblesinin hangi yönde olduğunu bilmediğimiz sürede, tevekkül etmediğimiz sürede uyan. Yanlış boyutuna geçemeyeceğiz. Yani bunu üç aşamalı gibi düşünün. Siz bu level atlayamadığınız sürece şu ikinci level olayına geçmeniz mümkün gözükmüyor efendim. Yani bence biraz daha akıl selim biraz daha farkındalığımızı arttırdığımız. Mart ayı zaten şeydir. Astroloji e, astrolojide Koç burcu aslında yılbaşı gibi düşünün. Yani yılın başı nasıl biz Ocak ayı tekabül etmek gibi düşünüyoruz ama astrolojide zodyakın ilk burcu Koç olduğu için e, baharın da başlangıcını telendirdiği için Koç burcu aslında bunun yılın başlangıcıdır. Bu da yeni değişimlere, yeni dönüşümlere, farklı oluşumlara. Hani yeni yılda güzel temennilerde bulunduk biliyorsunuz. Yeni bir yıla giriyoruz. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Şimdi de ne kadar dileklerimiz, arzularımızın üzerine yoğunlaşıp dua ve sadakalarla bunu harmanladığımız boyutta bugün mesela ben esmalara da çok değineceğim çünkü o burçlar arasındaki belli esmaların anahtar boyutunda olması Allah'ın adlarının tekabülüne de değinmek istiyorum bu hafta özellikle ondan da çok Melike ablacığım şunu da yapabilir miyiz? Esma boyutunu söylüyorsun ama hiç paylaşmıyorsun diyenler vardı. Ayrıca de, e, WhatsApp numaramızda bulunsun. E, sormak istediğiniz bir şey olursa Koç ile Terazi Burcu'nu anlatacağım bugün. Bunların üzerinde Melike ablacığım şudur, böyledir e, diye sorularınız olursa WhatsApp üzerinden de cevaplandırmaya çalışacağım efendim. Böyle diyerek başlayalım. Şimdi birinci olarak lütfen... E, size yapamazsın, başaramazsın, sen kimsin ki, kim oluyorsun ki gibi kelimeleri bir kendiniz lütfen kullanmayın. Fark etmez kelimesini de kullanmayın. Çünkü herkes için her şey fark eder efendim. Şöyle düşünün ben mesela kahveyi şekerli tüketiyorum. A kişisi sade içer öbürü az şekerli içer. Örneğin, örneğin. Mesela bu fark etmez kelimesini çok kişi kullanır. Bir dikkat edin. Fark eder. Neden? Bir de keşkeleri hayatımızdan çıkaramıyoruz haliyle. Bunu azaltabiliriz. Beyin ne istiyorsa onu kabul ediyor. Evrende size nasıl hitap edilmesini istiyorsanız öncelikle siz kendinize bir hitap şeklinizi, kendinizle ne istiyorsunuz, kendimizle barışık olmayı bu ara kendimize katabilirsek hayat idamemizde adımlarımızı almamız çok daha doğru olacaktır. Şimdi çünkü dengede kaldığımız zaman mucizelerin geldiğini göreceksiniz. Hayat hep bir denge üzerine kurulu. Alma verme dengenizi güçlendirirseniz işte iş kategorizel işte mantık ve kalbi güzel harmanlayabilirsek. Yani hep mantık da doğru değil hep kalp de doğru değil. Şimdi biz çakralarla zaten onu çok kere andım. Çakra boyutunda baktığınızda çakralar nedir? Bizim omurgamız gibi düşünün. Tepe çakramızdan başlayan cinsel organımıza kadar ki giren süreçte kök çakramıza kadar ki durumun bizim omurgamız gibi düşünün. Şimdi bu omurgada herhangi bir yerde bir sıkıntı oluştuğu zaman ne oluyor? Oradan bir yerden fire veriliyor ve blokaj oluşmaya başlıyor. Sizde Sizden istirhamım bir, çakralarla ilgili küçük küçük bilgiler edinmeye çalışın. İşte çakralarımızın rengi nedir? Bunu çok mesela ben danışanlarımla da paylaşıyorum. İşte Mesela ben bugün yeşil giydim. Bu bizim kalp çakramızı hızlandıran bir e, oluşum renk. İşte mavi renk boğaz çakramızı hızlandırır. Kırmızı renk kök çakramızı hızlandırır. Bunlar saat yönünde olmadığı müddetçe hayatımızla ilgili... Belli şeylerle bir girdaba gireriz, bir şeyleri çözemeyiz, bir şeyleri onduramayız, yediremeyiz. Sonra hastalanmaya başlarız, ufak ufak psikolojik sıkıntılar oluşmaya başlar, hastalıklara dönüşmeye başlar. Çakralar bu anlamda gerçekten e, yani nasıl söyleyeyim sağlığımıza dikkat ettiğimiz gibi çakralarımızı da e, iyileştirmemiz gerekli. Bunu da özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bunu gerek doğal taşlarla yapabilirsiniz yoga ile yapabilirsiniz, doğa yürüyüşleriyle ve belli renkleri kullanarak, belli renkleri hayatınıza geçirerek. Ama her şeyden önce kendinizle barışık olarak bunu yapabileceksiniz. Bu da belli şeyde bir anda kimse değişemez. Yavaş yavaş önce değişime açık olacaksınız. Bunun akabinde ne yapılabilir? Eee kendimi nasıl geliştirebilirim veya bu noktada nasıl eğitebilirim, ne katabilirim bunu ...düşünmeniz lazım. Ondan sonra da zaten... ...yüzde başarmışsınız demektir efendim. Bugün ekip olarak da... ...zaten çok renkli giyindik. Çaycı ablamız... ...mavi giymişti, ben yeşil giymiştim. Doğan Bey mordu. Gençler birazcık... ...ortaya karışık giymişti ama... ...herkes çakra renklerini giydi. Size hepimiz bir mesaj veriyoruz. TV1 olarak efendim. Şimdi... ...bir kere Allah inancı biliyorsunuz... ...bizim özümüzü... ...ortaya çıkarıyor... Bir, esmalarla çalışmalara lütfen e, önem verelim. Şimdi ama her esma e, farklı bir ağırlık içeriyor. Yani onun adlarına tekabül edebilen şeyleri e, ben bugün koçtan teraziye kadarki dilimi bir anlatacağım sizlere. Çünkü e, şimdi şöyle bir muhabbet var. E, Nikola demiş ki 3 ve 6'nın 9'un sırlarını insanoğlu bilseydi İnanın burada aşamayacakları, açamayacakları anahtar, başka bir anahtara ihtiyaçları yoktu der. Yani 6, 3 ve 9 sayıları. Bunu yani merak edenler arasında vardır. Muhakkak bunlara bir bakın. Mesela Kur'an'da da çok geçer. Birçok sürenin 3 kere okunması, 6 kere okunması, 9 kere okunması. Mesela ben danışanlarımda kart çekimini gelenlerim bilir. 3, 6 veya 9 olarak çektiririm. Çünkü onların uğurlarına inanırım. 3, 6 ve 9 farklıdır, mistiktir. Mesela bu yıldızname açtığınızda da çok binde bir burcun yıldıznamesi ve doğum haritasında 3, 6, 9 sayısı uğurlu sayıları olarak çıkar. Böyle eşsiz bir Ruh demektir aslında o. Hani farklı harmanlanmış, değişik zekaya sahip, dahi zekasında olan kişilerde 3 ve 6, 9 uğurlu sayı olarak çıkar. Yani ayrıyeten de bunun uğurlarına da inanmak lazım. Lütfen bunu bir araştırın. Ben de bunu araştırıp sizlerle paylaşacağım. Önemli çünkü Nikola boşu boşuna bunu söylemiş olamaz. Bizim dilimizle de bu böyle. Şimdi. Müsaade ederseniz önce hem bir sorularımızın gelme süresini kazanmak adına burçlarımız için her burç için ikişer kart seçmek istiyorum kartlar bu hafta için koç burçlarına ne söylemek ister enerji kartlarından koç burçları için iki kart seçelim efendim şimdi koç burçları için bir. Değer kapısının yani parayı kazanmak için çok doğru bir hafta çok doğru adımlar atabilecekleri rakiplerin kıskanabilecekleri bir hafta diyor koçlar için efendim ve koçların inançlarını düşürdükleri birazcık. Allah'ım bugün buna inanmıyorum ama böyle olmaz mı ki ama gibi biraz gardlarının düştüğü bir hafta olabilir buna em ehemmiyet vermesinler e, inançlarını düşürmesinler e, kendilerine olan ilançları onların ayağını yerden kesebilir boyutu getirebilir diyor. Şimdi değerli... Boğa burçları. Boğa burçları bu ara çok sıkıntı içerisindeler. Çünkü e, değişik bir dönem içerisine girdiler. Onlar için iki kart. Bir. E, aile figürlerinden ötelediğiniz kalplerini kırdıklarınız, aile büyükleriniz olabilir, çekirdek aileniz olabilir. Bunlara biraz vakit ayırın. Çünkü bu ara tersinizin döndüğü bir zamandasınız. Her şeyi, her, her şeyi ötelemiş olabilirsiniz. Bu noktada ailenize biraz zaman ayırın çünkü aile önemli bir figür der. Ve boğaz çakranızla ilgili sıkıntı yanlış anlaşmalara ehemmiyet verebilir boğa. Yani kızgın sözler sarf edebilir. Boğaz çakrasını biraz daha güçlendireceğiniz bir döneme adım atın ki yanlış anlaşılmalara ehemmiyet vermeyiniz diyor değerli boğalar. Çünkü boğalar 19'una kadar bir aşağı iki yukarı yeni aya kadar ciddi sıkıntı çekebilirler. Diyelim. Şimdi ikizler yani kendi burcum. Bak bak bak. İkizler yanınızda size hile hurda yapan arkadaşlıklar dostluklar kıskançlıklar belli rakipler e, olabilir. Bu hafta onları görebilirsiniz onların size olan e, işte yanlışlarını e, görüp. Belki onları kendi şeyinizle ezebilirsiniz gibi bir mantık var aslında. Hani e, fıtratınızla onlara ders vermek gibi bir kart aslında o. Ama her harikarda ikizlerin... E, Zaten ikizler bir senedir askerlik yapıyor gibilerdi. Hani öyle düşünün ama eski zamandaki askerlik gibi düşünün bunu. Yani dirseklerinde yerleri işte şınav çektiler, komutanların hışmına uğradılar gibi gibi. Bir senedir zaten ciddi askerlik yaptılar. Şimdi tezkere zamanı diyor değerli ikizler için. Yani tezkereyi aldınız ve artık sevdiklerinize zaman ayırma, evet o zorlukları çektiğiniz ama onlardan ders çıkarma zamanıdır diyor efendim. Şimdi değerli yengeçler. Yengeç yengeç wow. Yengeçlerde kadın yengeçler için çok değerli kariyer noktasında ün yapabilecekleri bir dönem diyor. ve yengeç erkekleri için de hayat eşlerini bulabilecekleri ve hemen evliliğe adım atabilecekleri bir zaman der. Ve sevgileriyle yaptıkları, uzun süredir emek verdikleri her şeyin adı konacak. Yani bir nevi uzun vadedir zaman ayırdıkları, işi kurabilirler, işte ad yapabilirler, ün yapabilirler diyor değerli yengeçler için. Şimdi yengeçin hemen akabinde aslana geldik. Oo. Aslan burcu aurasını, vizyonunu geliştirecekleri bir haftaya adım attılar ve bu af, e, ciddi aura güçlülüğü içerisinde e, acayip nazara gelebilirsiniz. Lütfen aslanlar dikkat etsin değerli güzel kızım, büyük kızım e, Aslan Miray'ım. E, o da ciddi aurasındaki şeyi çekiyor nazarsal etkiyi ve bereketli bir dönem bu dönemin kıymetini bilin ekeceğiniz tohumların verimini ileriki haziran ayında almanız muhtemel diyor aslanlar için. Şimdi başak burçları için iki kart. Oh. Erkek başaklar için aşk diyor. Gerçek aşkı bulabilirler. Kadın başaklar içinse Aşkla yaptıkları işte ciddi paralar kazanacaklar diyor. Efendim bir erkek Başak için aşk az önce Erhan'cığım biliyorsun. <laughs> her ne kadar aşkı istemeyenler. Her şey para konusuydu az önceki bizim şeyimiz. Evet artık gerçekten maddesel şeyler hayatla alakalı. Bizi çok yorduğu için e, maddesele çok dokunan insanlar var ama unutmayın ki maneviyat her şeyden kıymetli. Evet maddiyat da önemli ama biz az önce bayağı bir maddiyatla ilgili bir şeyler konuştuk. Şimdi değerli başaklar <laughs> parayla ilgili evet çok güzel oluşumların içine giriyorsunuz. Bakın. Aşkı geçelim, paraya gelelim diye. <laughs> Para var, huzur var. <laughs> Böyle de bir durum söz konusu. Para var, evet huzur var. Yani belki Iı, hayatın gerçeği mi diyeyim, şu anki gerçekten maddesel ıı, durumlar mı diyeyim ıı, acı bir sonuçlar ama maneviyatı da ıı, ciddi güçlü olan insanlara da çok ehemmiyet verilmiyor mu? Evet acı bir gerçekte bunu da burada da paylaşmak istiyorum efendim. Şimdi teraziler Celal'cim bu da sana bakalım teraziyi ne bekler? Wow. Aşk olasılıkları olacak bazı kapılar kapanıp bazı kapılar açılabilir demiştim. Yani geçmişi unut, boşanacaksan boşan, ilişkini bitireceksen bitir, yeni bir oluşuma geç ve bunun için kader arkadaşını bulabilirsin der değerli teraziler. Boşan ver al sıradaki diye. <laughs> Bu şekilde Şimdi inancının güçleneceği bir dönem olacakmış. Yani evet ben buna inanmıyorum dediğin şeylerin güçleneceği, inan ki olsun mantığı güdülebilir değerli teraziler. Şimdi gelelim bu hafta burçları ne bekler? Efendim birinci olarak e, koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Değerli koçlar biliyorsunuz o e, önce burçlarından e, bahar bize simgeleyen şu yakın zamanda ciddi çarpılan tutulan Vesaire vesaire biraz zaten böyle koç burcunun e, ehemmiyetiyle baktığımızda e, temkinli olmaları gereken bir döneme giriyorlar. Yani maddesel bir şeylere yoğunlaşabilirler. Değerli koçlar e, öyle olunca da çok pardon herhalde mesajımız var. Evet hemen söyleyeceğim tamam. Terazi ve yengeçle ilgili ilişki boyutunu bana açar mısınız demiş bir değerli izleyenimiz. E, Ayrıyeten Celal'in de herhalde terazi ve yengeç. Tamamdır hemen hemen açıklıyorum. <laughs> Şimdi öyle bir şey ki e, terazi her şeyi dengelemekten yorulan bir burç. Yani artık illallah deriz ya. Heh, yani çok fazla ödün verir, çok fazla değer verir. O alma verme dengesini terazi erkeği biraz abartır. Yengeç kadını da e, bana verilsin ben alayım ama işte e, gene de hani narsist yapısı olmaya yönelik bir kadın tipidir. Şimdi otomatikman bu verir o alır ama bir yerden sonra terazi yılar hiçbir şekilde vermez kendini kapatır ve yengeç de bunda zorlanır. Yani karşı tarafta bir şey var ama artık yapmıyor, hayırdır? Artık beni mi sevmiyor? Artık başkasına mı gitti? Gibi gibi düşünebilir bu yüzden. Terazi yengeç, evet olur. Zorlu bir ilişki olur. Evliliğe gider mi? Çok zor gibi görünen, birazcık bu doğum haritasına da bakılması gereken bir durum. Ama güzel sevgililik yaşar. E, i̇tişli, kakışlı, birazcık böyle e, aşık atışması gibi bir ikili diyelim. En güzel, en güzel anlatım şu anda bu efendim. Şimdi maddi konularda koç e, özellikle inişte çıkışlı bir dönemdeyiz. Bu inişte çıkışlı dönemi e, kaosa çevirmeyin. Bir, bir, takım böyle insanlara mesafeli duralım. Hemen yüz göz olursak ister istemez e, tepemize çıkarırız. E, bunu da unutmayın çünkü koç da öyle bir şey vardır sıcak kanlıdır hemen yapar eder ondan sonra bakar ki bir ne oluyoruz yani ben mi bir yerde yanlış yaptım der ama hani o seviyeyi güzel koruyamayacaklarını düşündüğüm bir dönemde o yüzden biraz temkinli olalım. Şimdi zodyakta biliyorsunuz ilk burç koç. Cemrelerin düştüğü, güzel temennilerin olduğu. Bu yüzden koçlara özel bence bir dönem bu. Kendileri için güzel tekinlerde bulunsunlar, güzel hissiyatlara girsinler. Biraz detoks yapabilecekleri bir döneme girdiklerini düşünüyorum. O yüzden de e, arınacakları ilişkilerini bitirip farklı ilişkilere geçebilecekleri de bir Dönem değerli aynı teraziler gibi. Şimdi boğaya gelelim. Boğa biliyorsunuz ani tepkiler veren bildiğiniz adı üstünde boğa. Yani kızdırmayacaksın, boğazına düşkün, uykuyu seven, sadakatli, kızgın, gurme olan boğa. Değerli Doğan Bey ve Yalçın Bey'e hitaben. Bunlar ani tepkilerden uzak duralım. Bu ara şöyle bir duygu iniş çıkışları var zaten kendilerini rölantiye attılar ciddi böyle dinleniyorlar kapsüllerin içine kapandılar dinlemesi gereken bir döneme girdiler. Evet bu haftayı da böyle geçirecekler ama hafta sonuna doğru birazcık harekete geçmeleri gerekiyor ki elindeki değerleri kaybetmemek yani arkasında durmak onların adına bir takım ödünler vermeleri için ama bunu da tepkisel değil de karşı tarafı biraz daha empati kurarak ilişkileri veya işleri öyle söyleyeyim. Çünkü hayatlarında elemeler yapıyorlar, dengeleme yapıyorlar. Yeni aya girene kadar işte ne yapacaklar? Uyanışa geçtiler, temizlik yaptılar. E, terazi dolunayı ciddi bunları çarptı. Denge unsurlarını hayatımda kim olmalı, kim çıkmalı? Neler yapabilirim? Doğru kişi mi? Hayatımda şunu istiyordum ama bu bu, bu değilmiş diyebilecekleri değerli boğaların güzel bir dönem. Şimdi sağlıklarına yatırım yapsınlar. Yani şu dönemde spor mu yapacaksınız, detoks mu yapacaksınız? Daha çok ibadet. Bakın seher vaktinde yapacağınız, ben geçen hafta da buna çok değindim. Seher vakti sabah ilk uyanış, o kuş cıvıltıları varken, insanlar yeni yeni ayağa kalkıyorken ezan vaktinde güzel bir şekilde duayla uyanın. Çünkü dua sizi tatmin edecek. Dua ile yenilmeyecek hiçbir şey yok. Evet kader bağımızda, kader çarkımızda neyse o bekliyor bizi. Fakat dua ile yaradanın yolu, yarı yolda kimseyi bırakmayacağını da biliyoruz. biliyoruz. Bu inançla büyüdük. Bu inançla da devam etmeliyiz. Şimdi değerli boğaları Gül ve Melisa Özü yani onlara iyi gelen, iyi hissettiren Gül ve Melisa Özü'nü muhakkak kullansınlar ve İki tane esma var bunlarla ilgili ya mümin ve ya müheymin olarak bu esmaları birçok kere yani ben mesela ya Allah'ı çok çekerim ee, ya Allah ya Resulullah hani şeklinde e, boğaları da iyileştirecek olan e, esmalar bunlar efendim. Çünkü şu ara gerçekten buna... ...fazla fazla ihtiyaçları var. Allah'ın adıyla da yol almak... ...ve Allah'ın adlarını zikretmekte... ...zaten belli anahtarları, belli kapıları... ...açar boyutta ama tabii her burcunda... Kendine, o anki e, evlerine, o anki ihtiyaçlarına uygun da anahtarlar temin etmek lazım. Yani bunu şöyle düşünün. Burayı e, açan, işte stüdyoyu açan farklı bir anahtar, dış kapıyı açan, arabayı açan ayrı anahtar gibi düşünün. Yani hepsinin görevi farklı zamanları var. O yüzden de o 99 adın e, hakkını verebilecek zaman aralıkları belirlemek lazım. Bu anlamda... İkizleri ne bekliyor? Değerli boğaları bitirdik zor zamandalar. Umarım her şey onlar için güzel bir döneme uyanmalarıyla, sükut ermeleriyle sonuçları efendim. Şimdi ikizler verimli. Güzel bir döneme geçtiler. Gerçek dostlarını bulacaklar. O elemelerden, çakıl taşlarından, ayaklarına takılanlardan, uzun vadedir yorulduklarından gerçek dostlarına yol alma sürecine girecek ikizler. Şimdi ün, e, Ün ve gösteriş onlar için önemlidir. İletişim ağları çok güçlüdür. Zodiac'ın en zeki burcudur. Kendim olduğum için söylemiyorum. Şimdi öyle bir şey ki çok kendini öven bir karakter değilimdir. Sevmem. Ama şu kırklı yaşlardan sonra ciddi boyutta böyle mütevazilikden mi diyeyim bir şeyden mi birazcık daha e, egomu ve nefsimi belki kendim de mutlu etmeye çalışıyorum. Ciddi bundan keyif alıyorum. Yani ikizler olmanın dehşet e, keyfini hissediyorum. Gerçekten farklı bir zekadayız. Bunu kabul ediyorum. İyi de anneciğim beni bu zaman aralığında doğurmuş. Allah razı olsun. <laughs> Çünkü ikizler çok çok başka böyle. Yani enerjileri o böyle kıpır kıpır oluşları, insanlara verdikleri temenniler tabii ki hani denge unsurunda bazen şaşmalarımız olsa da bir ağlasak, bir gülsek de farklı bir zeka içerdiğimizi de böyle altı çizilerek söylemekten keyif alıyorum efendim. Şimdi bilmediğimiz gerçeklerle yüzleşebiliriz. Yani A kişisinden bir şey ummayız, B kişisinden ummayız ama bunlarla yüzleşebiliriz. Bu noktada e, zodyakta iletişim ağı güçlü olduğu için şimdi ikizler saf bir karakterdir. Yani hemen paylaşmak ister, hemen sırrını anlatmak ister. Aslında bazen o kişiden çözüm üretmek istediği içindir. Bazen de iyi bir şeyini ona paylaşmak içindir. Lütfen ikizler, artık şu sır verme olayını kapatıyoruz. Yani sırrımızı çok güvenmediğimiz müddetçe sır vermezsek yani o iletişim anındaki sizi sizle vuracakları şeylerle o insanları tatmin etmeyin. Çünkü siz gayet içtenlikle söylüyorsunuz ama karşı taraf dost değil. Sizi sizle vurabilir, sizden aldığını üçe 5'e katıp vurabilir bunları gördük yaşadık ileriki dönemde ve gerçeklerle yüzleşmeniz noktasında gerçek dostlarınıza yol almanızı temenni ediyorum. Şimdi sağlığımıza dikkat ediyoruz. Hormonlar, beslenme, uyku bunlara özellikle. Çünkü çarpılıyoruz, işte fazla iyi olabiliriz, çok uyuyor olabiliriz gibi gibi. Bize kakao iyi geliyor, vanilya özü iyi geliyor. Kendimden biliyorum ki çikolata bana gerçekten büyük bir haz veriyor. Kakao ve vanilya değerli ikizlere iyi kılan da bir şey. Şimdi ya veli, ya kafi, ya Allah üç tane de esmamız var ya Allah ya kafi ya veli şeklinde de esmaları zikredersek bu hafta bizi gerçekten şifalandıracağını düşünüyorum. Çünkü ikizlerin de kendine göre dediğim gibi ya Allah'ı çok çekmeyi seviyorum. Bunu da gerçekten hissettiren ve yaptıran da bir şey var. Bunu koşulsuzca yapmaktan da keyif alıyorum. Çünkü ben mesela çok kerede e, tek bir getirmekten de çok Allahu Ekber mesela çok kere nitelendiririm. E, böyle bazen hatta böyle trafikte falan ciddi böyle küfür etmek istediğim boyutta hemen bir şey bana dur der. Ya derim bunu diyeceğine şunu der. Çünkü gerçekten e, trafik boyutunda bunu da nitelendirmek istiyorum. E, trafikte özellikle lütfen araba kullanmak öyle kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Herkes için bir zeka kullanıyorsunuz. Yani işte ya, ya bu kişi sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Onun adına da bir şeyler düşünüyorsunuz. Sizler istirhamım trafikte gerçekten beceriksizseniz bence o trafiğe çıkmayın. Çünkü bu bu sefer de ortalığı karıştırıyorlar. Biz onlardan sonra böyle cinnettin geçirerek geziyoruz. Ee, tabii buna da yapılabilecek bir şey yok. Her arabası olan gidiyor. Ben şurada çok eleştirisel davranıyorum belki ama. Şimdi insanlara bir ehliyet veriliyor. Düşünün 18'inizde bir ehliyet almışsınız. Gelmişsiniz 70 yaşınıza. Refleksler bitmiş. Görme gitmiş. Haliyle yavaşlatılmış gibi çalışmaya başlamışız. Ama 70'inde de halen o ehliyet geçerli. Ben mesela bu tip şeyleri çok eleştiren biriyim. Haklı da eleştirisel bakıyorum. Çünkü 18'inizdeki düşünsenize bir refleksinizi yani 18'inizdeki o atiklik şuradan düşeni alabilmeniz 70'inizde mümkün değil zaten. O yüzden de bence belli şeylerin kontrolünün olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra da belli sıkıntılar çekilmemesi adına efendim. Gerçekten hani bu da bence şöyle altı çizilerek önem arz edilen şeyler arasında. Bir de yani bunu da özellikle birçok kişinin de sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Şu yayaların arabaların önüne atlaması. Muhteşem güzel bir şey yani. Gözünüzün içine bakarak böyle yaya bana çarpsa diye geçiyor. Hani birçok kişi gerçekten bunu paylaşıyordur belki Ben paylaşmak istiyorum. Yani evet belli kurallar var. Belli öncelikler var. Fakat lütfen hani bizde böyle bir Gerçekten hani ne yaptığımızı biraz böyle üst şeyde yaşarız ya. Bunu birazcık daha e Tam kelimesini kuramıyorum. O yüzden de hani dikkat etmemiz gerektiğini düşünen bir dönemdeyim. Çünkü sabrımızın da sınandığı, ciddi böyle trafik sıkıntılarınızın yaştığı küçük kazalardan falan da arınmak için de herkesin birazcık daha işte yürümesine, araba kullanmasına ve yayarken de, trafikteyken de önemli şeylere dikkat etmesini öneriyorum. Çünkü gerçekten ee, değişik bir dönemdeyiz. Çok daha vurdum duymaz olanlarımız da içimizde var efendim. Şimdi gelelim yengeçlere. Yengeçler kariyer noktasında ilk defa iş ne, ne kuracağız. Yani evet şu işe el attık. Adı konulamadı, markalaşacakları, iş kuracakları, işlerinde verimli olabilecekleri bir döneme girdiler. Şimdi bu dönemin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Hani belli fırsatlar insanlara belli zaman aralığında verilir. O zaman da eğer bu fırsatı kaçırdığınızda hadi Allah'a artık sana sen sağ ben selamet lütfen yengeçler şu dönemi yani değerli Celal'cim sevgiline söyle bu dönemi es geçmesinler e, trip yapıp aşıklara e, hani terazilere takılıp sonrasında e, iş kategorizer şeyleri kaçırıp da dizlerini dövmesinler parasız kimseyi artık istemiyorlar ha işte de şu <laughs> ahanda bu diye. <laughs> Aynen şimdi sıçramaya geçecekler değerli yengeçler artık yan yan yürümeyiniz lütfen sıçrayınız. Nedir ya bu hani böyle birazcık kendinize gelin benim değerli ablam Nilgün ablam da öyle mesela yani böyle bir temkinli falan. Arkadaşım birazcık kendinizin farkına varın birazcık ben neyim diyebilin çünkü yengeçler ciddi şeyler hani ee, nasıl söyleyeyim çok böyle ya ben yapamayabilirim. Bir bakın böyle yengeçlerde bunu görürsünüz. Ya niye yapamıyorsun? Şöyle bir silkelen, bir kendine gel, bir hani derler ya bir tokat atmak mı gerekiyor bu yengeçlere? Çünkü o kadar vasıflılar ama bunun farkında bile değiller. Şimdi e, herhalde mesajımız geldi. Bakalım. Hmm. <laughs> Değerler hacım diyor ki yenge yengeçlere ne diyelim? Ne diyelim yenge yengeçlere? Yan yan yürümeyiniz. Efendim düz ilerleyiniz. Kimseleri gaza getirmeyiniz. Çünkü değerli yengeçler çok anaç oldukları için birazcık tabii o anaçlıkları kıstıraklarıyla o kıskaçlarıyla insanları sokmaya yönelik olabilir 40'lı yaşlardan sonra. Birazcık lütfen efendim o kısacağınız, sıkacağınız insanları birazcık boş verin. Yani şöyle bir oluruna bırakın. Üzmeyin, yormayın, laf sokmayın gibi düşünebilirsiniz. Hani değerli yengeçlerde biraz bu bu olacak. Yani o sivri dillilik uzun süredir olmayan da böyle bir lafını çekmeme durumları olabilir yengeç yengeler. Oldu mu? <laughs> Yemeğinizi yapın, oturun diye. <laughs> Şimdi kadersel yenilikler olacak, iş kuracaklar ve değerli yengeçleri gül, gül kokusu, gül ne bileyim sevdikleri için olabilir vanilya kokusu e, ceviz özü özellikle ceviz kullanın ceviz özünü kullanın cevizi tüketin bu yengeçlere çok iyi geliyor yani e, ruhlarına da iyi geliyor yaşam standartlarına da iyi geliyor bunların ya mukaddim ya fettah ya Allah üç tane de esması var bunları okursak değerli yengeçleri yan yan yürümeyip sıçrama boyutunda görebiliriz işte de bu <laughs> Şimdi gelelim aslanlara. Benim güzel kızım Aslanım Miray. Im. İnançlarını ve vizyonlarını değiştirecekleri bir dönem olacak. Şimdi bu da onları olumlu etkileyecek. Sadece biraz daha sabırlı olsunlar. Çünkü biraz sabırsız bir tarafları vardır o aslanların. Güneş tutulması onları diriltti, güçlendirdi. Yani hadi bakayım dedi. Sen güçsün, güç meleğisin. O gücün verdiği şeyin hakkını versen bir Lidersin, güçlü performansları, fakat bu aslanları ve yükselen aslanları, ülke şehir dış değişimleri, yer değişiklikleri, böyle kafalarında artık bir yerlerden uzaklaşın, bir yerlere gideyim. Mantığı düşündürtebilir seyahatleri artacak e, duaları arttırın biraz meditasyonu arttırın biraz bunu boş verdiniz aslanlarda biraz bir enerji düşmesi oldu bununla alakalı fevri olmayın kavga çıkarmamaya çalışın biraz daha dingin biraz daha sakin hemen o aslan tarafınızı o yırtıcı tarafınızı biraz törpülemeye çalışın e, 15'ine kadar bir gerilmeyelim çünkü 15'ine kadar yapacağımız eylemler biraz kendi bacağımıza sıkmak gibi bir durum oluşturabilir bizde biraz dingin biraz böyle kedicik olun bir, bir müddet 15'ine kadar ondan sonra geri aslanlaşabiliriz. Değerli cimbomlara geçen gönderme yapmıştım onun gibi olsun. Kediciklerden <laughs> bir Beşiktaşlı olarak cimbomluyla uğraşıyordu <laughs> deyin. Şimdi burada ya Allah ve ya hak esmalarını kullanınız. Kakao ve çikolata tüketin. Yani biliyorsunuz çikolata güzel hormonlarımıza da hitap eder ama sağlıklı çikolata. Yani öyle her bulduğumuz çikolata değil. Biraz aslanlığınızın hakkını vererek gurme çikolatalar olabilir, lezzetli çikolatalar olabilir. Kendi yaptığınız şeyler de olabilir. Çünkü aslanlar becerikli bir burç ayrıca. Şimdi değerli başaklar. Başaklar tutulmanın etkisiyle mahkemesel şeyleri işte bu nafakalarmış, devlet hükümet arasındaki bu girdilerle ilgili işte prim almakmış, vergiymiş bunlarla uğraşabilirler bu ara. Haklarını idame etme ama çok üstlerine düşmesinler 15'ine kadar çünkü hak hukukla ilgili belli sıkıntılar oluşabilir. Her burçta bu böyle. Ama e, evlenme yolunda yani değerli Başaklar, Başak, bekar Başak evet evlenebilir. <laughs> parayı bulursa evlenebilir diyor. Parayı o zaman parayı bulalım önce. aynen. Değerli başaklardan iyileşme zamanı. Güzel, güzel bir bekar, harika parayı bulduk. Ondan sonra da buyurun hanımefendi başımın üstüne yeriniz var der bir başak. Şimdi akrasif olmayın. Akrasifliğe gerek yok. Hukuki süreçlere devam ediyoruz. Ve başak biraz biliyorsunuz şeydir. E, lavanta, limon, portakal bu tip şeylerin kokusu özleri, gül özleri. Bunlar sizlere iyi geliyor. Migrenim var. <laughs> migreni, migreni olan başaklara birazcık koku tabii şey olabilir. O zaman esmalar. Esmalarda diyoruz ki ya nur, ya mühi, ya Allah. Çektur esmaları çünkü öbür türlü... O ne hayat eşin gelecek ne para gelecek. Sen en iyisi ya Allah çekerek o paraları arttır Erhancığım. Başka kaçarın yok ablam. Yapacak bir şey yok. Celal'den al esmaları, yazdı köşeye. <laughs> yani değerli yengeç, Tubacığım da burada. Aynen. <laughs> Tubayı görünce ben, "Aa Tubanın esması neydi?" Ya mükeddim ve ya fettah ya Allah. Bakar mısınız? Esma söylerken göbek atıyordu diye taşlayacaklar beni. Beni taşlayacaklar. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Aynen. Şimdi değerli teraziler, terazi. Canım ama mikrofonu parçaladım. Yavaş <laughs> yavaş. Eyvallah yaparken ben. <laughs> Şimdi yanlış ilişkiler bitiyor. O çok şükür terazilerden bitti, bildiğim insanlardan boşananlar da oldu. Gerçek kader arkadaşlarınızı artık bulunuz lütfen. Hayat size diyor ki bırakın yani şu üzerinizde kambur olan, sizi sıkıntıya sokan, karın ağrısı gibi hayatınızda olup da bir türlü öndüremediğiniz kadersel arkadaşlıklara bir gelin artık diyor. Yani bırakın şu onu bunu şunu. Gerçek arkadaşlara bir el adın kendinize güvenin önce bir özen göstermeye başlayın. Çünkü terazi böyle artık bir saldı herkes için yaşar boyutta. Celal'cim şöyle bir kendine gel. Uu, ben neymişim? Aynen kendine özen göster sonra da esma çek ki ya Rahman ya Rahim Allah'ın adlarıyla zikret ki iyi olasın. Evet tesbih çek. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum diyen terazinin Son halleri Hindistan cevizi, kakao ve çilek. Çilek tüketin. Değerli teraziler sizlere iyi gelecek çilek kokusu, aşk kokusu iyi gelecek. Uyanış zamanına geç diyor. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz ben şunlara çok değinmiştim. Kalbinizin kıblesine güvenin. Kalbiniz doğruyu her zaman zikreder. Sana verilen o ruh boşa verilmedi. Tevekkül et ve uyanışa geç. Yani Değerli hocamız, bilinçaltı uzmanımız Şebnem Tarcıgut'un dediği gibi üç kitabından esinlenerek bunları size söylüyorum. Kalbimizin kıblesine güvenelim. O hiç yanıltmaz. Yaradanın bize verdiği o üflediği ruhtan tevekkül edelim. Kalbimizin kıblesine güvenelim. On der ki, uyanışa geçtiğin noktada asıl sen özbenliğini bulacaksın. Allah'tan geldin, Allah'a gideceksin. Buna inan. Buna tevekkül et ve tevekkül ettiğin boyutta uyanışa geldiğin zikir ettiğin zaman zaten diyor ki yani kaçınılmaz mucizeler seni bekliyor. O mucizelerlerden o kadar güzel feyzler alacaksın ki aslında zor gibi gördüğün ya artık bu olmayacak. Allah kahretsin dediğin noktadaki o şer gibi gördüğün hayra inan. Kabullenişe geç, teslim ol ve o zaman diyeceksin ki diyor. Allah'ım ben niye bu kadar direnmişim ki? Akışta kalsaydım, akışta olsaydım, senin teslimiyetinde olsaydım zaten her şey yani kendimizi hiçbir şekilde kasmayalım. İnanalım, güvenelim ama hiçbir şeyde zorlamayalım. Yani bu benim için hayırlı deyin ve kabullenişe geçin. Değerli burçlar için bu böyle. Haftaya teraziden balığa geri birçok esmalar kartlarımız devam edeceğiz. Efendim güzel bir hafta olsun. Güzel bir gün başlangıcı olsun bereketli olması dileğiyle. Perşembe umarım bir konuğum olur. Karşınızda çift böyle atışarak, didişerek, gülüşerek de bir şey yapmayı da temenni ediyorum ama bakalım nasip. <laughs> Çünkü her seferinde sağ olsun ekibim iki kişilik hazırlıyorlar ama ben tek başıma tek tabanca çıkıyorum. Burada kendi kendime eğlendiriyorum, gülüyorum. Sizlerin ekranların karşısında olmak çok güzel. Değerli ekibim beni motive ettiği için. Erhan'cığım, Celal'cığım iyi ki varsınız. Ee, ekibi çok seviyorum. TV1 ekranlarında olmak, karşınızda olmak çok keyifli efendim. Ee, takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Gününüzün güzel geçmesini umut ediyoruz. Bilinçaltınızı güzel şeylerle doldurun. Size değer vermeyen hiçbir şeyi yanınızda ve yakınızda tutmayın. Melike Fındıklar der ki e her şey hayatta mümkün kendinizi kendinize hatırlatın ve kendinizden vazgeçmeyin inanışınızdan düzeninizden kendi fit fıtratınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin sizleri seviyoruz efendim sağlıcakla kalın perşembe görüşmek üzere Melike ile gün terapi günlüklerinde görüşmek üzere efendim.